Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman. Araştırma Müdürümüz Gizem Uzuner Gençlük ile beraber karşınızdayız. Yeni günde piyasaları konuşacağız. Öncelikle ALB Yatırım'a dönelim. Satış ve Pazarlama Müdürü Meryem Gürsoy bizi bekliyor bu sabah. Meryem Hanım günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Fed gölgesinde piyasaları takip ediyoruz sabah saatlerinden bu yana. Nasıl bir beklentiniz olur borsamız tarafında? Günaydın. Öncelikle yayınlar dilerim. Sizin de söylediğiniz gibi bugün güne FED tutanaklarıyla başlıyoruz. Baktığımız zaman bilanço küçülmesiyle ilgili daha şahin tonda açıklamalar vardı tutanaklarda. Bunların yansımasına baktığımız zaman küresel çapta başta teknoloji hisseleri olmak üzere sert satış dalgalarıyla karşı karşıya kaldık. Aslında baktığımız zaman zaten Nasdaq ve S&P tarafında geri çekilme söz konusuydu. Fed'in daha şahin tondaki açıklamaları da açıkçası bu satışları daha da destekledi diyebiliriz. Bu noktaya baktığımız zaman burada takip edeceğimiz seviye 4450 seviyesi. Çünkü eğer S&P 4450 seviyesinin üzerinde tutulmaya devam ederse bunun içeride bizim tarafımızda, biz tarafındaki yansıması bu noktada olumlu olacaktır diyebiliriz. Genel olarak içeride bize baktığımızda da dün yükselişin ardından bir yatay seyir söz konusuydu. Bugünkü açılış açıkçası bir miktar yatay olabilir. Tabii diğer taraftan ABD ile ilişkilerimizde bir iyileşme var. F-16 tarafından gelen haber akışları olumlu. Dolayısıyla bunu da piyasa bu noktada değerlendirecektir diye düşünüyorum. Bizim tarafımızda bugüne baktığımız zaman 2300 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviyenin üzerinde gelen satışlar ne kadar karşılanacak bunu takip etmekte fayda görüyorum. Eğer aşağı doğru bir salınma olursa 2280 seviyesi, onun altında da 2240 seviyesi takip ettiğimiz seviye olacaktır. Ama genel olarak küresel çapta gelen satış baskısını bir kenara bırakırsak Viyop tarafına baktığımızda dün akşam Viyop tarafında da bir pozitif kapanış vardı. Dolayısıyla bugün piyasada yatay bir açılış gelmesi olasılığı muhtemelen, ama endeks tarafında yukarı yönlü hareketimizin devam edebilmesi için bankacılık endeksinin desteğine de ihtiyacımız olduğunu dile getirmek gerekiyor. Kur tarafına baktığımız zaman da kur tarafında açıkçası uzun zamandır bir yatay seyir devam ediyor. Bu noktada yeni bir trendten bahsetmek şu an için mümkün görünmüyor. Ancak 14.80 ve 86 seviyeleri var yukarıda takip ettiğimiz seviyeler. Bu seviyeler kırılırsa evet kur tarafında yeni bir hareketten bahsedebilmek mümkün olacaktır. Bu seviyelerin altında kaldığı sürece yatay seyirinin devam etmesinin daha yüksek olasılıklı olduğunu düşünüyorum. Meryem Gürsoy, ALB Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü. Çok çok teşekkür ederiz bu toparlama için. Biz de Meryem Hanım'ın söylediklerinin üzerine istersen biraz değinmeye çalışalım Gizem. Bir yandan tabii FED tutanakları dedik. Burada şahin bir görüntü ortaya çıktı. 1 trilyon dolarlık bir bilanço küçültülmesi söz konusu olacak gibi görünüyor. Aynı zamanda 50 bas puanlık faiz artırımını birden fazla toplantıda görebiliriz gibi anlaşılıyor. Piyasada da bunun fiyatlamasını takip ettik. İstersen çok kısaca oradan da biraz bahsedelim. Çünkü MSCI Türkiye ETF'i 0.37 gibi aşağıda bir kapanış yaptı. Kur tarafındaysa dün sabah ve bu sabah arasında çok büyük bir hareketlilik olmadı. 14.68'e bir ara değse de kur yine 14.72'lerde 73'lerde sabah saatlerinde örneğin hareket etti. F-16 ile ilgili olumlu gelişmeye rağmen onu da yine bir dipnot olarak aktaralım izleyicilerimize. Şimdi özellikle piyasalar açılmadan önce bilinmesi gerekenlere baktığımızda özellikle yurt dışı başlıklarında bir küçülme operasyonuna dair FOMC toplantı tutanaklarından aldığımız notlar var. Özellikle daha şahin açıklamalar geldi bilanço küçültmesi noktasında. Yani daha az hızlı küçülteceğiz şeklinde. Dolayısıyla boyutları da böylece toplantı tutanaklarından öğrenmiş olduk. En fazla ayda 95 milyar dolarla yapılabileceğinin sinyalini verdi Mart ayı toplantı tutanakları. Küçülmenin 35 milyar dolarlık kısmı ipotek teminatlı menkul kıymetlerden, 60 milyar dolarlık kısmı da hazine tahvillerinden oluşabilir tutanaklara göre yine. 2017-2019 arası dönemde aylık en fazla küçültme 50 milyar dolar seviyesini hatırlatmak gerekirse yapılmıştı. Plana kesintisiz uyulmasıyla Fed'in mevcut durumdaki bilançosunu da göstereyim bu arada. 9 trilyon dolara yakın bir bilançodan bahsediyoruz bu tarafta. Hatta belki kıyaslama bile yapabiliriz. Şöyle ki 3 tane büyük merkez bankası Fed, ECB ve hatta ben bunu hepsini dolar cinsinden de gösterirsem daha da doğru olur. Japonya Merkez Bankası aynı zamanda göreceğiz bir taraftan Avrupa Merkez Bankası ile beraber. Burada özellikle 9 trilyon yakın trilyon dolara yakın bilanço büyüklüğünün yılda 1 trilyon dolar üzerinde küçülmesi anlamına gelecek neticede. Mevcut durumdaki bilanço büyüklüklerinin milli hasıla oranlarına son rakamlar itibariyle bakalım.
Şimdi şunu güncellemem gerekecek. O yüzden de şu aksisler üzerinden bakmak daha doğru. Üzerindeki yazıyla yazdığım rakamlar çünkü daha da büyüdü ben bunu yaptıktan sonra. Şöyle göstereyim kabaca. Maviyle görünen kısımda Fed'in bilanço büyüklüğünün Amerika'nın milli hasılasına oranı var. Turuncuyla görünen kısımda Japonya Merkez Bankası'nın bilanço büyüklüğünün Japonya milli hasılasına oranı var. Sarıyla görünen kısımda ise ECB bilanço büyüklüğünün milli hasılaya oranı var. Ne gösteriyor grafik bize diye baktığımızda Japonya Merkez Bankası'nın bilanço büyüklüğü milli hasılasının %136'sı kadar. Yani Japonya Merkez Bankası'nın bilançosu Japonya'nın milli hasılasından yüksek öyle söyleyeyim. Bununla beraber Avrupa Merkez Bankası'nın bilanço büyüklüğünün milli hasılaya oranı %71'lerde. Fed bilanço büyüklüğünün milli hasılaya oranı ise 37'ler seviyesinde bulunmakta. Dolayısıyla bunların hepsi çok büyük rakamlar bu arada. Ama dikkat etmek gerekirse Fed'inki görece Japonya ve Avrupa Merkez Bankası'na göre biraz daha düşük. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bu planı Mayıs toplantısını onaylayıp küçülmeye başlaması bekleniyor bu arada. Biz tutanaklarda ne öğrendik? Yani bilanço küçültme hızını öğrendik. Bunun artık aktive edilmesi ise Mayıs toplantısına kalmakta. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı belirsizlik sebebiyle de birçok üyenin Mart'ta 50 bas puan artıştan yana oy kullanmaktan vazgeçtiği de tutanaklarda aynı zamanda ortaya çıktı. Diğer bir konu Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar var. Yine bugün takip ettiğimiz başlıklar ardından. Özellikle İngiltere tarafından gelenler oldukça sert. Sberbank, ABD tarafından gelenler, Sberbank ve Alfa Bank'la birlikte Rusya Devlet Başkanı Putin'in iki kızına daha yaptırım uygulanacağı açıklandı. Bununla beraber dediğim gibi işte İngiltere tarafında da haberler var. Rusya'dan gelen aynı zamanda yatırımlara yasak geldi İngiltere'den Rusya'ya. Bir de Sberbank'ın varlıklarını dondurduğu ve daha fazla Rus zengini yaptırım listesine aldı. Bununla ilgili takip ettiğim kadarıyla oligarkların aslında... Yani onlar sonuçta böyle çok kalabalık bir kitleden bahsetmiyoruz ama işte 20 tane oligark varsa 10 tanesi yaptırım listesine aslında. Böyle herkes birden yaptırım listesine değil onu da söyleyebilirim. Bizimle ilgili olan haber de F-16 konusu. Orada bunu bütün aslında analistler bugün notlarında yer veriyorlar piyasaya etkisi açısından. Çünkü bu yeşil ışık yakma konusu Türkiye açısından olumlu olarak değerlendiriliyor. ABD F-16 uçağının satışı ve modernizasyonu için yeşil ışık yaktı diye kısaca hatırlatabiliriz. Dolayısıyla buna kur tepkisi olarak da bakabiliriz. Bir taraftan da bugün aslında genel itibariyle yorumlar hani bu haber akışının ardından pozitif bir yansıma olabileceği yönünde. Doğrudan doğruya bir reaksiyon görmemekle beraber. Dolar TL zaten mevcut durumdaki bant hareketinde hala sürüyor uzunca bir zamandır. Bugünün tablosunu da hemen ekrana getirelim. TL güne nasıl başladı diye bakacak olursak şu an itibariyle dolar karşısında yatay olduğunu görmekteyiz. Bugün ruble dolar karşısında en fazla artıda %0.92'lik primi var. Zaten dolar ruble de savaş öncesi seviyelere döndü onu da söyleyebilirim. Hatta grafik üzerinden de Şubat sonu itibariyle kısaca göstermek gerekirse dolar rublenin performansını. Şurası zaten savaş işte Şubat sonu. Mart boyunca zaten o yükselişten itibaren düşüşü takip ettik. Tabii burada bir dizide Merkez Bankası'nın önlemi var. Savaş başladıktan sonra çok sert bir faiz artırımı var. İşte döviz çekme yasaklanması vesaire vesaire gibi birçok konu var. Burayı daha aşağı gelmesine etkili olan. Ama geldiğimiz nokta itibariyle dolar ruble paritesi tekrar savaş öncesindeki 82 seviyelere doğru gelmiş vaziyette. Bugün borsa açılışına dair beklentilere baktığımızda olumlu beklentiler olduğunu söyleyebiliriz. Mesela tercihler yatırım şuna dikkat çekmişler. Bugün aşağı yönlü olası hareketlerde 2300 seviyesi ilk seviyeye dikkat etmemiz gereken oluşturmakta. Destek noktamız ise 2270 seviyesi demişler. Bilanço fiyatlamaları da dikkate alınarak bu noktada özellikle ana destek noktasına doğru yakınsamaların bu noktada alım fırsatı olarak değerlendirilmesini bekleriz şeklinde bir yorumları var. Ama bunun haricinde kalanlar da olumlu. Dünkü kapanış rakamlarını da hatırlatmak gerekirse 6 günlük yükseliş serisi vardı. Borsa İstanbul tarafında dün bir tek negatif bir kapanışla sonlandırdığımızı gördük. %0.43'lük bir kayıp vardı. 2316 puandan kapattık. Yani aslında gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviyeye yakın bir seviyeden borsanın kapanışı yapmış olması önemli bir haber. Bununla beraber dün aşağı yukarı 250 milyon TL civarında da borsada bir para çıkışı vardı. Bu para çıkışının yaklaşık 100 milyon TL'sinin sadece Ereğli'den geldiğini söyleyebiliriz. Toplam işlem hacmi de 43.1 milyar TL. Hani geçtiğimiz yılların ortalamasından hala yüksek kalmaya devam ediyor. Türk Hava Yolları'nda biraz daha hacim görece fazlaydı. 4.6 milyar TL bir hacim de buradan geldi. Dolayısıyla toplam hacmin %9
99'u tek başına Türk Hava Yolları'ndan geldi diyebiliriz. Sektörel alt endeksler olarak bakacak olursak da ulaştırma yatay kapattı. Banka ve sanayi, bankada daha fazla satış gördük %0.53. Sanayi endeksi ise %0.18'lik düşüşle tamamlamış olduk günü. Şimdi 2329 puanlı yeni güne başladık. %0.55 yani 12 puanlık bir artı yazmış vaziyetteyiz. Açılış itibariyle 93 hisse yükseliyor, 2 hisse düşüyor, 5 hisse ise güne yatay biçimde başladı. Düşen hisselerde şu anda Koç Holding ve Migros'u görüyoruz. En çok yükselen tarafta yüzdesel bazda Doğuş Oto var. Arkasında Halkbank, İş Gayrimenkul Yatırım, Aselsan ve Jansa hisselerini takip ediyoruz diyebiliriz. Şirket haberleri tarafına da bakıyorum. Boğaziçi Beton tarafında, Ulusoy'un tarafında hisse geri alımları ile ilgili bir takım haberler var. Arçelik'te yine benzer şekilde. Garantiye döndüğüm zaman orada 750 milyon euro veya TL'de dahil olmak üzere diğer para birimlerine muadili kadar bir halka arz edilmeksizin ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı yurt dışında gerçekleştirmek üzere genel müdürlük yetkilendirilmesi haberi olduğunu izliyoruz. Yine TAV Havalimanlarından Finans Grubu Başkanı Burcu Geriş dün yayınımızda konuktu. O da Antalya Havalimanı ile ilgili detaylar verdi. İstersen seninle biraz bu haberlerin de üzerinde gidelim Gizem. TAV Havalimanları tarafında en son ki bu kredi finansmanı noktasında hani maliyete sormuştuk kendisine. Hazinenin son borçlanmasının maliyetinin altında gerçekleştiğini ama bankalarla yapılan anlaşmalar neticesinde tam olarak maliyeti açıklamayacağını söylemişti. Ama hazinenin son borçlanmasının altında bir maliyet olduğunu ifade etti. Doğru. Dün yine yayınımıza katılan Doğol tarafında şirketin CEO'su Çağlar Göç yine bizim yayınımızdaydı. Orada da hani özellikle analistlerin bu noktada söylemleri arasında en fazla dikkat çektiği birkaç başlığı en azından hatırlatmak gerekir. Karel satın alımının yılın ikinci yarısında bilançoya konsolide olacağını, Galata Wind'in 2022 yılında enflasyon üzerinde kar artışı ve ödenmiş sermayenin %5'ini her yıl dağıtmayı beklediklerini söyledi. Galata Wind'in %70-%80 civarında kapasiteyi arttırmasını hedeflediklerini aynı zamanda ifade etti. Temettü konusunda şeyi söyleyeyim bir de yine TAV yatırımcısının merak ettiği bir konu olduğu için dün Burcu Geriş onu da sorduk. Normalde bilindiği gibi hani TAV'ın düzenli bir temettü dağıtma politikası var ama geçen yıl kar yoktu. Bundan sonrasındaki karlı olan her yılda normal politikalarına da devam edeceklerini söylediler. Yani temettü dağıtmaya da devam edecekler. İSAR tarafında bir haber var yatırımcısı için önemli. Borsa ana pazarında işlem görüyor bilindiği gibi İSA Hayvancılık, Tarım ve Gıda Sanayi AŞ. Ticaret ünvanını İz Yatırım Holding AŞ olarak değiştirdiler. Bundan kaynaklı işlem kodu da 5 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere IZINV olacak. Onu da söylemiş olayım. Bunun haricinde Türk Traktör tarafında 2022 Mart ayı traktör satış rakamları açıklandı. Orada da şirketin toplam traktör satışına baktığımızda bir önceki aya göre kıyasladığımızda %9'luk artış var. Ama yıllık bazda %15'lik baz alışla beraber 3953 adet olarak gerçekleşmiş olduğunu gördük. Bir de hani son olarak şey söyleyeyim. Gesan tarafında bir haber vardı. Bilindiği gibi Europower şirketin %70 bağlı ortaklığı. Europower Enerji AŞ TİH tarafından gerçekleştirilen ihaleyi KDV hariç 102.3 milyon TL bedelle kazandı. Bir de Koç Holding'in hisse başına bugün 81 kuruş temettü ödemesi var. Onu da hatırlatmış olayım. Zaten bugün itibariyle Koç'u en çok düşenlerde görmemizin sebebi bu. Temettü ödüyor bugün itibariyle. Evet, şimdi o yüzden de ekside açtığını belirtelim Koç Holding'in temettü haberi olduğu için. Şimdi az önce Galata Wind dedin. İstersen Galata Wind ile ilgili info yatırımdan taze bir rapor var. Onun da detaylarını vererek devam edelim mi? Şimdi Galata Wind tarafında 11 TL hedef fiyat, %61 getiri potansiyeli ve al tavsiyesiyle info yatırım Galata Wind'i listesine ekledi, takip listesine. Özellikle olumlu görüşlerinin sebeplerine, gerekçelerine baktığımızda enerji maliyeti ve kur risklerine karşı dayanıklı iş modeli, dolar TL paritesinde süren yükselişin şirket finansallarına olumlu etkisi ikinci beğenmelerine sebep. Burada düşük borçlanma maliyeti ve azalan borçluluk durumu, nitekim hatırlatmak gerekirse 2021 sonu itibariyle burada borcun ortalama senelik faizi sadece %0.19. Ek kapasite artışlarıyla 2022 25 yılında 500 megawatt kapasite ulaşma hedefi var şirketin. Ve son olarak da 5. sebep benzer şirketlere göre cazip çarpanlarının olması en fazla tercih edilenler listesine eklenmesindeki sebep. Burada bu değerlemeyi yaparken %25 risksiz getir oranı, %5.5'luk risk birimi ve %24'lük ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
analizi kullanmışlar. İndirgenmiş nakit akımı değerlemesine göre ve neticesine dediğim gibi 11 TL'lik bir hedef fiyat çıkmış olduğunu, yani bulunduğu seviyelerden aşağı yukarı %60 civarında bir getiri potansiyeli sunmuş olduğunu göstermekte bizlere. Şimdi özellikle iş yapısı dayanıklı diyorlar. Neden bunu söylüyorlar? Buradaki görüşün arkasındaki sebep ne diye baktığımızda, şirketin kur riskine karşı iki temel maliyeti var. Bu maliyetler tarafında bakım, onarım ve finansal maliyetler. 2022 yılında yaklaşık 4.4 milyon dolarlık bakım, onarım ve 3.9 milyon dolar da finansal ödeme ile toplamda 8.3 milyon dolar yabancı kur bazlı ödeme yapmasını bekliyor Infoyatırım Galata Wind'den. Şirket halka açıldığı 2021 yılındaki üretimin %75-71'ini yekten ile spot piyasa fiyatlarının üzerinde satmıştı ve 2022 yılında bu oran %34'e düşecek olsa da 2023 yılında devreye girecek olan Taşpınar GES'le 2027 yılına kadar %38 seviyesine kalmaya devam edecek diye bir öngörüleri var. Şirketin 2022 yılındaki yeklem kapsamındaki üretimi 27.1 milyon dolar satış geliri elde etmesini bekliyorlar buradan. Bunun yanında da şirketin üretiminin %66'sına denk gelen kısmında spot fiyatlar üzerinden satıldığını hatırlatıyorlar. Bunun haricinde düşük borçlanma maliyeti var ve borçluluk durumu da azalıyor şirketin diye yine beğenmelerine bir başka gerekçeyi de açıklamışlar. Avrupa Birliği'nin yenilenebilir enerjiye verdiği destek ve global ESG yatırım trendi kapsamında şirket çok düşük faizlerle borçlanabiliyor diye hatırlatıyorlar. Ki mevcut durumda zaten şirketin 29 milyon euro borcu olduğunu da söyledim. Ortalamada 0.19 sadece bunun yıllık faizi. 2022 yılında kapatılan TL kredilerle beraber toplamda 259 milyon TL borç ödemesi hesaplaması yapmış Info Yatırım Galata Wind için. 2023 yılında devreye girecek olan Şahpınar GES için de 30 milyon dolar yatırım harcamasının yapılmasını beklediklerini ifade ediyorlar. Bir de şirketin 2025 yılına kadar 269 megawatt olan saat kapasitesini 500'e çıkarma hedefi olduğunu hatırlatmışlar. Burada özellikle Şahpınar GES'le beraber toplam kapasitesi 311'e kadar çıkacak. Info Yatırım bu değerlemeyi yaparken, yani burada bahsettiğim hedef fiyatları koyarken bunu da modele dahil etmişler. Olası kapasite artışlarında aynı zamanda hisse performansı için katalist olabileceğini değerlendiriyorlar. Bir de benzerleriyle kıyaslama yaptıkları kısımda da iskonto olduğunu söyledim. 2022 tahminlerine göre 7.3 FK, 4.8 firma değeri Favök'le işlem görüyor. Global ensallerinin medyanı ise FK üzerinden 16.2, firma değeri Favök üzerinden 7.2. Yani bu da çok, yani %50 civarında bir iskonto olduğu anlamına geliyor küresel benzerleriyle kıyasladığımızda. Bir de finansallar tarafındaki beklentilerini söyleyeyim. Galata Wind'den mesela 2021 yılı 171 milyon TL kar gördük. 2022'de Info Yatırım bunun 502 milyon TL'ye çıkmasını bekliyor. 2023'te ise 617 milyon TL kar bekliyor. Satış gelirleri tarafında geçen yıl 540 milyon TL ile tamamlanmıştı. Bu yıl onun 1 milyar TL'nin üzerine çıkmasını bekliyorlar. Önümüzdeki yılda 1.2 milyar TL'ye yaklaşmasını bekliyorlar. Favök tarafındaki tahminleri ise geçen yıl 428 milyon TL Favök vardı. 2022'de bunun 859 milyon TL, 2023'te ise 997 milyon TL'lik bir Favök beklentileri var. Şimdi dönelim buradan bir de istersen vakıf yatırım tarafına. Onlarda güncellemeler söz konusu oldu. Bir ara model portföy güncellemesi gibi geldi rapor. İstersen oradan birkaç satır başı da paylaşmaya çalışalım. Son 4 dakikamız içerisindeyiz. Şimdi model portföylerine bu değişiklikle beraber Akbank, TAV, Tofaş ve Şişecam'a dahil ettiler. Vakıf yatırım çok sıklıkla güncellemiyor bu arada model portföyünü. Ama aynı zamanda birinci çeyrekte sona erdiği için oradaki bilanço beklentilerini kapsayan da bir kısım var. Birinci çeyrekte bankalarda karlılık görünümünün güçlü görünmeye devam etmesini beklerken güçlü sermaye yeterliği ve likidite yapısıyla ön plana çıkan bankaların ağırlığının toplam model portföy içerisinde bu raporla beraber arttırılmış olduğunu gördük. Mesela Garanti Bankası'nın temel göstergelerini beğeniyorlardı ama bir kar realizasyonu yapmaya gittikleri için onu çıkarmışlar aslında bu model portföyden. Bununla beraber Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sektörde yarattığı baskının azalmasıyla yüksek sezondan olumlu etkilenmesini beklediğimiz TAV'ı diyorlar. Bir de Stellantis çatısı altında şirkete verilmesini beklediğimiz projelerin hisse performansını destekleyeceğini düşündüğümüz Tofaş'ı. Aynı zamanda ilk çeyrekte talep ve fiyatlama dinamikleriyle güçlü finansallar beklediğimiz Şişecam'ı model portföye bu raporla beraber eklemişler.
Rekabet Kurumu'nun perakende sektörüne yönelik devam eden soruşturmasının sektör üzerinde yani baskı yaratmaya devam edebileceği beklentisiyle beraber her ne kadar güçlü bir yükseliş potansiyeli görsek bile bu raporla beraber Migros'u ve Bizim'i model portföyünden çıkartıyoruz demişler. Bunun haricinde güncellemeleri yaptıktan sonraki model portföyünün haline baktığımızda banka ağırlığının %30.2'ye kadar geldiğini görmekteyiz. Zaten BİST'in içerisindeki banka ağırlığı %13. Dolayısıyla bu model portföy banka ağırlıklı bir model portföy. Toplamdaki şu an itibariyle mevcut durumda bulunan model portföyler üzerinden koydukları hedef fiyatları hatırlatmak gerekirse tavan olduğunu söyledim. 52.80 TL'lik bir hedef fiyat var. Burada özellikle salgın sonrasındaki döneme yönelik hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ediyorlar. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sektörde yarattığı baskının azalmasıyla yüksek sezondan olumlu etkilenmesini bekliyorlar. 52.80 TL'de tav için koydukları hedef fiyat. Şişeye eklediklerini söylemiştim. %15 ağırlıkla eklemişler. 20.25 TL'lik bir hedef fiyatları bulunuyor 12 aylık. Buradaki az önce dediğim gibi fiyatlama dinamikleri ve artan talepten kaynaklı eklediklerini gördük. Güçte finansallar açıklamasını bekliyorlar birinci çeyrekten. İşçe vardı 11.90 TL hedef fiyat koymuşlar. Burada özellikle hatırlanacağı üzere 2021 yılında İş Bankası %18'lik bir öz kaynak karlılığına kadar ulaşmıştı. Birinci çeyrekte de güçlü kar görünümünü korumasını beklediklerini söylüyorlar. Bununla beraber Tofaş tarafına eklediklerini söylemiştim. 114.5 TL'lik bir hedef fiyat koymuşlar. Yurt içinde tatminkar seyreden satış performansının yanı sıra Stellantis çatısı altında şirkete yeni projeler verilmesini beklemekle beraber hani burada eğer olur da böyle bir şey bunun hisse için katalist olacağını düşünüyorlar. 114.5 hedef fiyat koyduklarını söyledik. Mesela normal model portföylerde çok da görmeye alışık olmadığımız bir de Vestel Elektronik var. Finansallarını birinci çeyrekte kuvvetli beklediklerini ifade etmişler. 36 TL'lik bir hedef fiyat koymuşlar. Bunların haricinde bir de Sahol ve Akbank'ın aynı zamanda model portföylerinin içerisinde bulunduğunu söyleyebiliriz kısaca. İstersen bir de kapatırken programı en çok yükselen ve düşen hisselerde kimler var yüzdesel bazda onları da her zamanki gibi turlayarak kapatmaya çalışalım. Doğuş Otomotiv'den sonra Jantz'a geldi. Halk Bankası, İşgio ve Sasa Polyester'le ilk beşi aktardık. Düşen çok bir hisse yoktu açılış itibariyle. Şimdi de tekrar temettüsü olduğunu hatırlatmak suretiyle Koç Holding diyelim. Şekerbank, Çaniki Termik Santrali, Alarko Holding ve Migros'la ilk beş tamamlandı. Böylece piyasa masasının bugün de sonuna geldik. Yarın sabah tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.